Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki Odak programında Kıbrıs görüşmelerini başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenlerini ve sonuçlarını mercek altına alacağız. Konuğumuz da KKTC 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olacak. Odak başlıyor. Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı. Ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Tarihi adımla bir aşama kaydettiğimizi ve dolayısıyla yeni bir sayfanın açılmasıyla Kıbrıs Türk halkına da bir umut doğduğunu görüyorum. Kıbrıs görüşmelerini KKTC 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı değerlendirecek. Kendisi Zoom hattımızda. Sayın Akıncı, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre'de 5+1 gayri resmi görüşmeler yapıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Çünkü müzakerelere başlamak için ortak bir zemin bulunamadığını söyledi. Siz bu görüşmeleri nasıl değerlendirdiniz? Yani bu konuda aslında söylediklerimiz bir şekilde gerçekleşti. Çünkü ben Cenevre gayri resmi toplantısına gidilirken hep bir noktanın önemli altını çizdim. Dedim ki eğer şu ana kadar tarafların açıklamış olduğu pozisyonlar Cenevre'de aynen muhafaza edilecekse o zaman Cenevre'den olumlu bir sonuç çıkmaz. Ama benim her zaman söylediğim bir şey daha var. Onu da yeri gelmişken hemen anımsatayım. Diplomaside genellikle nokta konulmamasına gayret edilir. Hep noktalı virgül virgül diye yürünmek istenir. Genel Sekreter Guterres de onu yaptı. Ortak bir zemin yok. Bunu herkes gördü, anladı. Ama umut öldürülmek istenmedi. 2-3 ay içinde yeniden bir toplantı daha yapılması üzerinde mutabakat sağlandı. Şimdi beklenen tabii bu 2-3 ayda ortak zemini oluşturabilecek perde arkası bir takım çabaların sergilenmesidir. Ama ben açık söyleyeyim, eğer Birleşmiş Milletler parametreleri dışında Türk tarafının ortaya koyduğu ve tarihi adımdır dediği pozisyon devam edecekse orada bu ikinci toplantıdan da bir sonuç çıkmayacak. Ama çıkacak olan sonuç 2004'ten bu yana sırtımızdan çıkarmaya çıkarmayı başardığımız suçluluk gömleğini bu kez alıp kendi sırtımıza, kendi ellerimizle geçirmek olacak. Yani tarihi gelişme dedikleri herhalde bu olsa gerek. Ben de onu soracaktım. Guterres'in başarısızlıkla sonuçlandı dediği görüşmeler için aslında en başından başlamak lazım. Mesela KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir gün önce Ankara'ya gitti. Bir gün sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile aynı uçakla Cenevre'ye gitti. Ortak açıklamalar yapıldı. Sonunda da ortak açıklama vardı. Dediler ki tarihi bir adımdı. Şöyle başarı elde ettik, böyle iyi geçti. Bir tarafın başarısızlıkla sonuçlandığını söylediği görüşmeler Türkiye tarafı için nasıl tarihi bir adım olabilir? Valla bu olsa olsa tarihi bir fiyasko olur. Bunun başka bir tanımını ben göremiyorum. Çünkü gerçekten hani hep söyleriz, imkansızı iste ki mümkün olan da olamasın. Bunu yıllarca rahmetli Denktaş'ın bu alanda, bu çerçevede yürüttüğü siyasetler için söylüyorduk. Çünkü aslında yeni siyaset diye ortaya konmaya çalışılan bu görüşler yeni değil.
Bunlar rahmetli Denktaş'ın ısrarla üzerinde durduğu hususlardır. Ve bizi bir sonuca götürmeyen hususlardır. Ha, bir sonuç çıktı tabii Kıbrıs'ta. O sonuçla bizlerin de katkısıyla tabiri caizse arkalarından itekleye itekleye Kıbrıslı Rumları uluslararası hukuk bağlamında tüm Kıbrıs adına Avrupa Birliği'ne soktuk. Yani burada Avrupa Birliği'nin yanlış tavırlarını da elbette göz ardı edemeyiz. Ama bizim o dönemdeki yanlış siyasetlerimiz maalesef Rumların tek başına Avrupa Birliği'ne girmelerine yol açtı, yardımcı oldu en hafif deyimiyle. Şimdi de 2004'ten bu yana biraz önce de söylediğim gibi sırtımızdan çıkarıp atmayı başardığımız uluslararası arenada çözüm istemeyen taraf kimliğini bu tarihi adım dedikleri adım sayesinde yeniden sırtımıza geçirmekteyiz. Ve bundan daha mutluluk duyuyor oraya gidenlerin bir kısmı. Hepsi değil, tabii aralarında muhalefette mensup insanlar da var ama anladığımız kadarıyla kendi açıklamalarından onlarla pek bir istişare yapılmadığı anlaşılıyor bu öneriler sunulurken. Ancak bu tür bir anlayışla gidileceği zaten biliniyordu. Dolayısıyla ortada bir sürpriz yok. Ben şunu söyleye geldim. Dedim ki Rum tarafının yapması gereken var. Nedir o? Siyasi eşitliğimizle ilgili yarattığı bulanıklığı açık ve net bir şekilde bertaraf etmesi lazım. Bizim Sayın Guterres'le birlikte 25 Kasım 2019 günü Berlin'de Anastasiadis'in de olduğu üçlü toplantıda ortaya koyduğumuz çerçevenin devamının getirilmesi lazım. Yani nedir o? Guterres çerçevesiyle ilgili bulanıklığın giderilmesi. Çünkü Sayın Anastasiadis hangi çerçeve diye o konuda da karışıklık yaratmak istemişti. Bu sürecin artık sonuç odaklı bir süreç olacağı ve uzayıp giden yıllar sürecek müzakereler olmayacağının belgelenmesi ve bir de en önemlilerinden bir tanesi de siyasi eşitliğimizin etkin katılımı da. Yani sadece kurullara temsiliyet anlamında değil, kararlarda da etkin söz sahipliğini içerecek şekilde etkin katılımı da içeren bir çerçeve çıktı ortaya Berlin'de. Rum tarafı maalesef Sayın Anastasiadis'in şahsında kararlara Kıbrıslı Türklerin federal çatı altında etkili bir şekilde katılımını öngören yaklaşımlara sürekli rezerv koydu. Bu konuda ayrım yapmaya çalıştı. Ve bunu gidermesinin zorunlu olduğunu ben söyleye geldim. Yani artık siyasi eşitliğimizin, daha doğrusu federasyonda var olacak olan her iki kurucu devletin de siyasi eşitliğinin geçerli olacağı ve bunun tüm parametreleriyle, tüm elemanlarıyla, tüm unsurlarıyla birlikte geçerli olacağı fikri hakkında şüphe yaratmaktan vazgeçmesi gerekeceğini söyledim. Türk tarafıyla ilgili olarak da gerek şu andaki yönetimde bulunan Kıbrıslı Türk lider ve Türkiye yönetimi, AKP yönetiminin de ayrılmış olduğu Birleşmiş Milletler parametrelerine yeniden dönüş yapması gerektiğini vurguladım. Bunlar olmazsa ortaya çıkan tabloda ancak bir fiyasko olabilirdi. Nitekim öyle oldu. Bazıları perde gerisinde bir takım çalışmaların olduğunu ve orada bu kadar masraf pandemi koşullarında kimisi Amerika'dan, kimisi Türkiye'den, Yunanistan'dan, Birleşik Krallık'tan, Kıbrıs'tan insanlar gidecek, dünya kadar masraf yapılacak. Buradan herhalde bir şey çıkacak canım diye düşünenler vardı. Ama öyle olmadı.
Şimdi bu 2-3 ay içerisinde de eğer pozisyonlar değişmezse bir sonraki toplantıdan da bir şey çıkmayacak. Ama çıkacak olan bir şey var. Biraz önce söylediğimdir, çıkacak olan şudur, Kıbrıs Türk tarafı daha da yalnızlığa itilecektir. Kıbrıs Türk tarafı bu tavırlarla istedikleri statüyü kazanacak değildir. Şimdi size bu statüyü tanımaya hiç hazır olmayanlardan siz statü talep etmektesiniz. Kimden? Birleşmiş Milletler'den. Birleşmiş Milletler'in birçok kararı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmaması yönünde. Kimden istiyorsunuz? Birleşik Krallık'tan, Yunanistan'dan, Rum tarafından. Rum tarafından ki sizi bütün dünya devletleri tanırsa eğer günün birinde, en son o da mecburiyetten belki tanır. Dolayısıyla siz eğer samimiyseniz, bunu Türkiye yönetimi için de söylüyorum. Bizim yönetimle ilgili çok fazla da bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü burada hakim güç Sayın Erdoğan ve onun yönettiği AKP iktidarı. Onların gerçekten bu konuda samimiyeti varsa yapmaları gereken şey çok basit ve çok anlaşılır ve başlamaları gereken yer orasıdır. Nedir o? Bütün dünyadan ve Birleşmiş Milletler'den gidiniz Güvenlik Konseyi'ni toplayınız, bizim uluslararası eşit statümüzü tanıyınız. Yani bizi devlet olarak, ayrı bağımsız devlet olarak tanıyınız derken dünya dönüp size bakıyor önce. Tanıdım diyen bir tek ülke var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Soru şudur, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyor mu? Tanımanın gereklerini yerine getiriyor mu? Ve tanımadığını söylediği Güney Kıbrıs Rum yönetimini gerçekten tanımıyor mu? Bu soruya tabii ki öfkelenenler olacak. Ama asıl sorulması gereken soru bu. Siz tanıdım dediğiniz ülkenin bu kadar iç işlerine karışabilir misiniz? Siz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülkenizin, iktidarınızın bütün organlarıyla, her şeyiyle, yeraltı, yerüstü bu kadar müdahil olabilir misiniz? Tanıdığınızı iddia ettiğiniz bir devletle. Ve bu devletle siz, bırakınız Cumhurbaşkanlığını, Cumhurbaşkanlığı tartışmaları sırasında açık oturumlardan birinde ben şu anda yönetimde bulunan arkadaşları da uyardım. Dedim ki bakın bu konu sadece Mustafa Akıncı konusu değil. Bunu doğru değerlendiriniz. Bugün Mustafa Akıncı, yarın siz. Çok uzun zamana ihtiyaç duymadık bunun kanıtlanması için. Daha bir ay geçmeden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üstünden şu anda iktidarda olan Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayına müdahale edildi. İkinci tura kalan iki tane aday adaylıktan el çektirildi. Hiç gündemde olmayan başka birisi genel başkan ve başbakan yaptırıldı. Bakanlığa, bakanlıklara kim gelecek, genel sekreterlik makamı nasıl dolacak, bütün bu konularda da artık söz sahibi olan Türkiye'deki yönetim. Ve siz tanıdım dediğiniz bu ülkenin takımlarıyla dostluk maçı bile yapamayacaksınız. Tanımadığınızı söylediğiniz güney tarafıyla da üstelik Ercan'a gelerek değil, Larnaka Havaalanı'na uçarak onlarla resmi maç, dostluk maçta değil, resmi maç yapmak durumunda olacaksınız. Ve diğer dünya devletleri de sizi görecek ve diyecekler ki tamam, madem ki Türkiye bizden bunu istedi, bak kendisi de ne güzel tanımış, biz de tanıyalım. Benim demek istediğim, bu işte samimiyet yok. Siyasal bir ikiyüzlülükle karşı karşıyayız. Eğer samimiyet olsa ve bu benim dediklerim gerçek olsa, yapılsa yani,
bu yapılmayanlar. O zaman belki yüzünüz olur da dönüp bir kardeş Azerbaycan'a diyebilirsiniz. Ya bak ben risk aldım bazı şeylerde ve bana da bir şey olmadı. Ben yolumda yürüyorum. Yani varsın FIFA, UEFA benim takımlarımı örneğin en basitini anlatıyorum size. En basitini, en anlaşılır olanı anlatıyorum. Varsın ceza verecekse versin ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımanın gereklerini ben yapıyorum. Sen de bir millet, iki devlet dediğimiz Azerbaycan, bir millet, üç devlet yapalım şunu. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de alalım yanımıza, o da tanınsın diyebilirsiniz belki yüzünüz olur da ve ondan sonra daha farklı, size en yakın, en çok sözünüzün geçebileceği ülkelerle yolumuza devam edersiniz. Yanlış hatırlamıyorsam olsa, 15 Kasım 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye geldiğinde söylemişti, yakında bir davet gelebilir Ersin Tatar için falan diye, ama bizim gözümüzden mi kaçtı, bir davet geldi mi Ersin Tatar'a Azerbaycan'dan? Hayır, ben duymadım, görmedim. Ben görevi devredeli 6 ay oldu. Henüz öyle bir şey olmadı. Yani davet gelir, gelebilir, gidilebilir, edilebilir ama tanıma olayı bambaşka bir şey. Geçmişte bir tarihte bir uçak geldi Azerbaycan'dan. Bunun arkası gelecek diye tahmin edildi. O geliş bir daha olmadı. Tek bir sefer yapılabildi Azerbaycan'la Lefkoşa arasında. Ondan sonra o iş durdu. Bunun nedenleri var tabii. Yani Karabağ sorunu vardı. Belki şimdi daha farklı bir boyut kazandı ama Azerbaycan'ın da kendi içinde sorunları var. Devletlerin kendi etnik kökenleri, farklı toplulukları var. Yani ülkeler bu konuda tavır belirlerken, örneğin bir İspanya Katalonya'yı düşünür, ne bileyim Birleşik Krallık İskoçya'yı, Galler'i düşünür. Bunun gibi her ülkenin kendine özgü yapısı içerisinde elbette toprak bütünlüğünün zedelenmemesi için düşünceler geliştirilir. Bugüne kadar bu böyleydi, böyle yürüdü. AKP yönetimi de 2002'den sonra yani bu konuyla ilgili olarak aslında bu son gelinen noktaya kadar Kıbrıs'ta çözümü savundu. Öyle tavırlar sergiledi. Parti programına Belçika tipi federasyonu yazan partidir AKP. Ama Crans-Montana'dan sonra bu son 3 yıl içerisinde sergilenen tavırlar ve hele Cenevre'de Birleşmiş Milletler'e gidilip de bu şekilde bir tavır sergilenmiş olması, bütün o geçmişte yapılan doğruları bir kenara koydu ve eğer bu şekilde devam edilecekse bizlerin daha büyük izolasyonlar altında kalmamız söz konusu olacak. Ve tabii Kıbrıs'ta iki devletten bahsediliyor ya, ben söylerim gene canı sıkılacak olan sıkılsın ama gerçekleri haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz. İnandıklarımızı söylemeye devam edeceğiz. O da şudur. İki devlet deniyor. Aslında evet, iki devlete doğru gidiyoruz. Ama bu iki devletten biri Kıbrıslı Rumlar, diğeri de Kıbrıslı Türklerin devleti değil. İki devletten biri dünyaca tanınmış ama hakkı olmadığı halde sadece Kıbrıslı Rumların yönetimindeki Kıbrıs Cumhuriyeti'dir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de en azından uzun görünebilir bir gelecekte tanınma şansı olmadığı için ikinci devlet de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu söylediğimin açılımı ise şudur. Kuzey Kıbrıs adım adım Türkiye'ye daha bağımlı hale gelecek. Nüfus yapısı adım adım daha da değişimlere uğrayacak.
ekonomik bağımlılıktan altyapı bağımlılığına kadar bu süreç daha da ilerleyecek. Ve buraya bakanlar zaten şimdi alt yönetim diyorlar bize, biliyorsunuz. AİHM'in kararları var bu konuda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türkiye'nin bir alt yönetimi olarak nitelendiriyorlar. Artık alt yönetim de demezler. Belki daha sonraki aşamalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vilayeti gibi algılamaya daha müsait bir hale gelir. Resmen bu gerçekleşir mi? Belki bugün için zor. Konjektür buna müsait olmayabilir. Bence müsait değil. En azından bugün için değil. Ama yarın ne olacağını da hiçbirimiz kestiremeyiz. Mesela sizin yayının başında KKTC'ye Türkiye'nin müdahaleleri konusunu anlatırken oradakilere söyledim, çok uzun bir süre sonra değil, yakında size de müdahale edilecek dedim ve yakın zamanda da iktidardaki evet. partinin iç işlerine müdahale edildi dediniz. Daha sonra da Doğru. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Anayasa Mahkemesi'nin bir kararına ilişkin açıklaması vardı. Kabul evet. etmem mümkün değil filan dedi. Yani bir ülkenin, bir başka ülkenin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı kabul ya da red hakkı var mıdır size göre? Uluslararası hukukta böyle bir şey var mı en azından? Yani iki tanınmış ayrı ülke ilişkisi olsa bu mümkün değil tabii. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Eleştirebilirsiniz bir mahkeme kararını. Tabu değildir. Ama söylenen sözler, hele bir tanesi çıktı dedi ki yani Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi de lazım ortadan kalksın dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi'ni de neredeyse yetkisi olsa lağvedecek. Böyle bir anlayış gördük. Sayın Erdoğan'ın söyleminde çok çarpıcı olan şuydu ve yanlış olan, gözden geçirsin diyor yüksek mahkeme kararını. Yoksa sonuçları yani, olur diyor. Evet, yoksa biz de yapacağımızı biliriz diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir tanısanız siz bu devleti böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Yani bu da bize gösteriyor burayı nasıl gördükleri. Burada bir toplumsal varlık, kendi demokrasisi olan, kendi hukuku olan, kendine özgü koşullarda yaşayan bir varlık değil. Burası Türkiye'yi yönetenler açısından stratejik bir toprak parçası ve bu stratejik toprak parçası üstünde de ancak kendi istedikleri olmalı. Bunun dışına çıkacak adımlar yerle yeksan edilmeye müstahaktır. Anlayış bu. Evet. Bakınız Türkiye'deki şu an iş başında olan yönetim sadece yargı olayıyla değil, yargı son damla oldu tabii. Ama ilk damla siyasetten önce medya oldu, basın oldu. Afrika gazetesine yönelik 2018 yılı ocağında yapılan saldırılar akıllardadır. Beğenmeyebilirsiniz, her yayınını tasvip ediyorum anlamında söylemiyorum bunu ama bir medya kuruluşu özgürdür. İstediğini kimseye hakaret etmeden tabii ki, kişilik haklarına dokunmadan ama fikirlerini de özgürce yayma hakkına sahiptir. Bunun böyle olması lazım. Biz sınırlı demokrasimiz içerisinde bu basın özgürlüğünü korumaya çalışıyoruz. Ama burada da Türkiye'de neyse o olması gerektiği dayatması var. Türkiye'nin övünülecek bir hali yok ki basın açısından. En son yapılan açıklama yanlış okumadıysam 180 küsur ülke içinde Türkiye 153. sıraya gerilemiş. AKP hükümete geldiği yıl 99'lardaydı. 153'e gerilemiş. Dolayısıyla çok kötü bir karne söz konusu. Biz kendi medyamızı aynı duruma getiremeyiz. İkinci adım siyaset oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini
sanıyorum geçen programda daha etraflı konuşmuştuk. Siyaset işte Cumhurbaşkanlığı seçimiyle de sınırlı kalmadı dediğiniz gibi, biraz önce anımsattığınız gibi iktidar partisine de yöneldi. Üçüncü ayak yargı. Yani yargının aldığı karar aslında şunun bilinmesinde yarar var. Kur'an kursları kapansın demedi yargı. Yargının dediği şuydu. Bu tür etkinlikler anayasamıza göre devlet gözetimi ve denetimi altında yapılmalıdır dedi. Bu çok çarpıtılarak lanse edildi. Tabii mahkeme bir de laiklik anlayışıyla ilgili çağdaş bir yorum getirdi. Hepimizin iftiharla okuduğumuz bir yorum getirdi. O da rahatsızlık unsuru oldu. Dolayısıyla ilk başta sanki yanlış anlaşıldı ve ona göre bir saldırı geldi gibi algılansa da bunun devamı geldi ve devamıyla birlikte biz anladık ki asıl sorun mahkemenin laiklik anlayışı yorumu oldu. Ben öyle algıladım yani saldırılar devam edince. Evet. Dolayısıyla şu anda tanıdık dedikleri ülkenin ve dünyadan tanınma istedikleri ülkenin tüm kurumlarını hedef tahtası yapmış bir yönetim söz konusu Türkiye'de. Siyaset kurumu öyle, yargı kurumu öyle, medya kuruluşlarımız öyle. Dolayısıyla gerçekten burada çok ciddi bir ikiyüzlü siyasetle karşı karşıyayız. Ama ne acıdır ki bu bakış açısına karşı onunla uyumlu bir yönetim yarattılar burada. Yani Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını gözeten değil, bu çarpık anlayışları Kıbrıs'ta da yerleştirmeye çalışan bir zihniyeti maalesef burada hakim kılmaya çalışıyorlar. Evet. Siz ismini zikretmediniz ama söylediklerini zikretmem mümkün değil ama ismini zikreteceğim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin lağvedilmesini istedi. Henüz o aşamaya gelinmedi ama AKP ile ilişkilerine bağlı olarak da böyle bir adım da gelebilir. Türkiye'de hukuk sistemi, hukukçular bekliyorlar açıkçası. Onun son dönemde bazı ifadeleri de oldu size karşı. Hala size karşı saldırılar devam ediyor. En çarpıcı olanı da sizin bulunduğunuz dönemi Kıbrıslı Rumlara işte ülkeyi peşkeş çekme manasına gelecek ifadeleriydi. Oysa bu son Cenevre toplantısıyla mesela siz de izah ettiniz ki 2004'ten beri suçluluk gömleğini üzerimizden çıkıp Rumlara vermiştik. Şimdi bize tekrar giydirdiler bunu dediniz. Aslında Türkiye iki devletli, Türkiye tarafı hem de KKTC iki devletli çözüm modelinde ısrar ederek Kıbrıs Türklerini, Kıbrıs Rum'un kucağına atmış olmuyor mu size göre? Bir de Devlet Bahçeli'nin bu ifadelerini hakikaten nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle bu son sorudan başlayalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sadece bana karşı değil, benim görebildiğim kadarıyla ağzını her açtığında hedef gördüğü siyasilere ağza alınmaması gereken kelimelerle ve çok hem çağ dışı hem çok yanlış üsluplarla, yani özenle seçmeye çalışıyorum kelimelerimi. Çünkü aynı düzeysizliği yapmak istemiyorum sizin programınızda. O nedenle bana yönelik olarak yaptığı hakaretleri kendisine iade ederken kötü söz sahibine aittir dedim. Onun ötesini kamuoyunun takdirine bıraktım. Ama dediğim gibi yani bu ne ilk defa ne de sadece ben. Bir bakınız bütün söylemlerinde, üslubunda maalesef bu düzeysizliği görüyorsunuz. Ama daha vahim olanı tabii ki bu tavırla, bu siyasetle hangi sonuca hizmet ettikleridir.
hizmet ettikleri sonuç Rum tarafının 1963 yılından beri haksız yere gasp ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki ortaklık haklarımızı daha uzun süre onların tek başına kullanımına armağan ettikleridir. Bu bir armağandır. Gidip orada Rum tarafını biz Berlin'de getirdiğimiz son çerçeveyle eşitlikçi federal çözüm doğrultusunda artık kolay kolay kaçamayacakları bir noktaya getirmişken gidip de tamamen Birleşmiş Milletler hukukunun dışında, parametrelerinin dışında hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini bildiğimiz bir seçeneği, tarihi adım diye ortaya koymakla ortaklık haklarımız bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Rumlara bir kere daha terk etmiş olmaktayız. Evet. Buna hizmet etmiş olmaktayız. Sonuç itibarıyla biz bu hakları federal bir çatı altında geri alma mücadelesini verirken aslında yapılmakta olan hayır bu haklar sizde kalsın. Siz Kıbrıs'ı temsil etmeye devam edin. Birleşmiş Milletler'de yalnız sizin sesiniz duyulsun. Avrupa Birliği'nde Kıbrıs'ı yalnız siz temsil edin. Avrupa Birliği fonlarından yalnız siz faydalanın. Biz Kıbrıslı Türkleri ayrı tutuyoruz burada. İşte kimileri buna rehin diyor. Kıbrıslı Türkleri rehin olarak biz elimizde tutacağız. Kendi amaçlarımız doğrultusunda bu toprak parçasında söz sahibi biz olacağız diyorlar. Halbuki şunu söyleyeyim, yani biraz daha çağdaş bir düşünce. Kıbrıs'ta olacak olan bir barışın Türk insanı içinde, o 80 milyon insan içinde bir daha iyi gelecek vaat ettiğini görebilirdi. Yani Kıbrıs'ta bir çözüm, bir kere Doğu Akdeniz'deki gerginlikleri bertaraf edecek olan doğal zenginliklerden hep birlikte yararlanabileceğimiz, sadece Kuzey Kıbrıs'ı değil, Türkiye'yi de enerji denkleminin içine çekecek, Türk-Yunan ilişkilerinin yumuşamasını, Türkiye'nin Avrupa ile ilgili münasebetlerinin daha iyi gitmesini sağlayacak bir gelişme olurdu. Ve bundan 80 milyon Türk insanı da yararlanırdı. Barıştan kim zarar gördü Ezo Hanım şimdiye kadar? Savaşlardan tüm insanlık hangi kökenden olursa olsun bunun zararını gördü. Ama barış ortamında bakınız milyonlarca insan canını kaybetti Avrupa'da. Siz Almanya'dan yayın yapıyorsunuz. Neler yaşandı biliyorsunuz dünya savaşlarında. İki tane dünya savaşı. Ama ondan sonra yani Nazi Almanya'sından sonra yeni ortaya çıkan Almanya artık bütün geçmişi bir tarafa bırakarak Avrupa Birliği'nin lokomotiflerinden biri oldu Fransa ile beraber. Bu insanlar savaşmadı mı? Bu insanlar can kaybetmedi mi? Milyonlarca can kaybedildi. Evet bizde de yüzler binler hayatlarını kaybetti. Ama biz bu adada barış ve huzuru inşa edebiliriz. Doğu Akdeniz'de barış havzasını yaratabiliriz. Türkiye ile ilişkileri Kıbrıs'ın sadece kuzeyinin değil, güneyi ile beraber bir dost coğrafya halinde yaratabiliriz. Ve Türkiye'nin aslında gerçek anlamda çıkarları da bu noktadadır. Evet. Ben o nedenle bir vesileyle demiştim ki Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağımlılığı ve ilhaka giden bir süreç Türkiye'nin de gerçek çıkarlarına uygun değildir dedim. Ama bunun karşısında bahsettiğiniz zatın MHP Genel Başkanı'nın anlayışı ne barıştır, ne huzurdur, ne istikrardır. Kıbrıs Türk kalacaktır. Burada yaşayan başka insanlar da var. 3000 yıldır yaşayan başka bir toplum var burada. Biz de geldik 1571'de. Biz de buranın bir toplumu haline geldik. Başka daha irili ufaklı toplumlar da var.
Bu Kıbrıs burada yaşayanlarındır. Burada alın teri dökenlerindir. Burayı vatan belleyenlerindir. Ama Kıbrıs burada yaşayan insanların olurken Türkiye ile de Yunanistan'la da dostluk ilişkisi içinde yaşamayı başaracak çapta ve yetenektedir. Biz bunu yapabiliriz, başarabiliriz. Yeter ki bu konuda bize engel olacaklarına yardımcı olsunlar. Hem Türkiye, hem Yunanistan, hem Birleşik Krallık garantör ülke olarak onların artık bu noktadan sonra engel değil yardımcı olmaları gerekir. Yeni sayfa, tarihi adım ancak öyle atılabilir. Dolayısıyla umarım benim bu liderliklerden bir umudum yok, onu söyleyeyim. Yani bu zihniyetler gerek Güney'de Anastasiadis, gerekse bizde bu Ersin yeni Tatar. Görev üstlenen arkadaşlar ve Türkiye'deki yönetim, zihniyet aynı kalmaya devam ettiği sürece buradan bir şey çıkmaz. Umut halklardadır, toplumlardadır. Onların çözüme inanan, barış ve huzura inanan, bu arayış içinde olan partilerin, sendikaların, sivil toplumun ve bireylerin güçlerini birleştirmesindedir umut. Ersin Tatar'ın sıklıkla ben Osmanlı torunuyum, ben Osmanlı torunuyum ifadeleri vardı. Bu görüşmelerin ardından da Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis dedi ki Türkiye'nin Osmanlı hayalleri sürdükçe bu görüşmelerin bir sonuca varması mümkün değil. Türkiye'den buna da çok büyük tepkiler geldi. Hem böyle derken Osmanlı torunuyum derken hem de onun Osmanlı hayallerini söz etmesine tepkiyi nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi şunu söyleyeyim, Sayın Anastasiadis'in söyleminde yanlış kullandığı cümleler oldu. Bunun da altını çizmek lazım. Yani kendi tek başına bir devlet, diğer tarafı da yani onlar da benim vatandaşım yaklaşımıyla bir söylem geliştirdi. Yani eşit partner, eşit ortak yaklaşımını sergileseydi ve sonra benim biraz önce size söylediğim gibi Kıbrıs'ta tüm yaşayanlar hepimiz gibi bir üslupla yaklaşsaydı daha farklı olabilirdi. Ama kendi devlet, Kıbrıslı Türkler de burada yaşayan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vatandaşları ama kendidir devlet olan da, Cumhurbaşkanı olan da, Kıbrıslı Türklerin o siyasi eşit kimliğini çağrıştıracak bir üslupla konuşmadı. Osmanlı torunu olmak, tabii 1571'de Osmanlı burayı fethetti. Ama ondan önce Venedikliler vardı. Ondan önce Lüzinyanlar vardı. Yani bu adadan kimler geldi, kimler geçti. 1878'de de Osmanlı burayı İngilizlere kiraladı. Ondan sonra 1923'te de Lozan'dan artık bağı koptu bu burayla, değil mi? Yani bütün bunlar biliniyor. Şimdi hala daha Osmanlı dönemini anımsamak ve oraya göndermelerde bulunmak herhangi bir amaca hizmet etmez. Biz günümüze ve günümüzden hareketle önümüze bakmamız lazım. Evet, bu topraklara geldik, Anadolu'dan geldik ama burada yıllar içinde buradaki bütün farklı kültürlerden de etkileşim oldu. Bu çok doğal. Anadolu da zaten öyle bir mozaik. Burası da çeşitli kültürel alışverişlerle ortaya bir Kıbrıs Türk kimliği çıktı. Biz bu kimliğe saygı istiyoruz. Bu kimliği var etmek istiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Ve bu kimliğin özgün halinin korunması, gerek Rumların buna saygı göstermesini istiyoruz. Türkiye'den bakanların da buna saygılı davranmasını istiyoruz. Ve bu süreç içerisinde tabii ki
yeni Osmanlı hayallerini de bir tarafa bırakmamız lazım. Yani eğer bu hayaller içerisinde olanlar varsa ve hala daha o dönemi yaşatmak için çabalayanlar varsa bunların da birer çıkmaz sokak olduğunu bilmek lazım. Şimdi Cenevre görüşmelerini anlatırken siz 25 Kasım 2019'daki Berlin zirvesine atıfta bulundunuz. Türkiye tarafı, ne Türkiye ne KKTC, Cenevre görüşmelerinin öncesinde de sonrasında da Berlin zirvesine hiç değinmiyor. Crans-Montana'dan Cenevre'ye geçiyor. Hiç bu konuda konuşulmadı. Önce bunun sebebini soracağım ama daha sonra da Ersin Tatar'ın hakkınızda bir ithamı vardı. Crans-Montana ve Berlin zirvesinin belgeleri yok, bize teslim edilmedi diye. O nedir o iddia? Siz vermediniz mi, aslında açıklamada yapıldı biz teslim ettik diye? Evet. Ondan başlayalım. Müsteşarım görevden en son ayrılan kişi oldu. Biz görevi devrettik ama biliyorsunuz devlette devamlılık esastır. Yeni müsteşar atanıncaya kadar görevine devam etti. Çünkü itham iridir de aynı zamanda imza yetkisi var. Yeni müsteşarın atanması gerçekleşince bahsedilen harita, ki o Birleşmiş Milletler'den geri alınmıştı aslında. Sayın Anastasiadis, ben verdiğim tavizleri geri çektim şeklinde bir beyanda bulununca, özellikle dönüşümlü başkanlıkla ilgili olarak ve konuda bir çıkmaza girdiği için kilit altında tutulsun diye iki tarafın sunduğu haritalar vardı Cenevre'de Ocak ayında. Onu biz Birleşmiş Milletler'den geri aldık. O harita tabii çok speküle edildi, çok yalanlar dolanlar söylendi ama biz devlet ciddiyetini bozmamak adına ve bunlar görüşmelerin mahremiyeti çerçevesinde aleyhimize çok kullanıldığı ve haritada olmayan birçok yerde verilmiş gibi gösterildiği halde, bunun altını çiziyorum, yani o haritada olmayan yerlerde vermişiz, taviz vermişiz gibi takdim edilmiş olmasına rağmen, özellikle seçim döneminde uyduruk bir takım haritalar basılıp dağıtılmış olmasına rağmen yine de biz o haritayı deşifre etmedik. Ama ne yaptık? Gidip de arşivdeki daha alt düzeydeki memur arkadaşlara bu haritayı vermek yerine Cumhurbaşkanlığı bürokrasisinin en üst konumunda olan yeni müsteşara, benim görevden ayrılmakta olan müsteşarım zarf içinde elden teslim etti. Bu konu açıldığı zaman o sayın müsteşar da Cenevre'deydi. Hazırlık için gitmişti anlaşılan. Ama şimdi döndüler. Ben eminim eğer ortada bir art niyet yoksa o evraklarının arasında muhakkak bulacaktır. Ama buradaki soru şu: 6 ay boyunca hiç bu haritayı merak etmediniz mi, sormadınız mı? Ve tam Cenevre'ye giderken bir gün önce vay efendim Akıncı bize harita vermedi, aldı gitti şeklinde beyanda bulunulması gerçekten inandırıcılıktan çok uzaktır. Berlin'le ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Berlin'de zaten bir yemekti yapılan ve o yemeğin sonucu açıklandı. Yani genel sekreter bir metinle oradaki sonucu açıkladı. Berlin'deki olay budur. Sorunuzun birinci kısmıyla ilgili olarak da neden buna hiç atıfta bulunulmuyor? Neden görmezden geliniyorum? Cevabı çok açıktır ve nettir. Çünkü Berlin bulanıklığa sokulan süreci yeniden aydınlığa kavuşturan, raydan çıkmış olan treni yeniden raya oturtan bir sonuç yarattı Ezra Hanım. Yani Berlin'de bir kere Anastasiades'in yarattığı birkaç bulanıklık. Bir tanesi
Guterres çerçevesi. Hadi gel bakalım bunu madem ki kabul ediyorsun. Gel bunu stratejik bir anlaşma olarak ilan edelim birlikte imzalarımızla dediğimde hangi Guterres çerçevesi diye karşıma çıkmıştı 2018'de Crans-Montana'dan sonra. Yani hangi Guterres çerçevesi? 30 Haziran 2017 tarihli Guterres çerçevesi. Başka bir belge yok ki dediğimde ne demek yoktur? 4 Temmuz'da başka bir belge daha vardır diye haftalarca, aylarca propagandasını yaptı. Nereye kadar? Berlin'e kadar. Berlin'de genel sekreter bunun böyle olmadığını ve 30 Haziran tarihli tek belge olduğunu resmileştirdi. İkincisi etkin katılımımızla ilgili pürüzlerin giderilmesi için genel sekreter 716 sayılı Güvenlik Konseyi kararına ve onun ilgili paragrafına atıfta bulundu. İlgili paragraf da nedir? Etkin katılım demek sadece iki tarafın kurullarda temsiliyeti demek değildir. Onun yanında kararlarda da söz sahipliği demektir. Bunu netleştirdi Berlin. Berlin aynı zamanda bir şeyi daha netleştirdi. O da artık bu iş eskisi gibi ila nihaya gitmeyecek. Süreç sonuç odaklı olacak ve stratejik bir anlaşmayı hedefleyecek. Şimdi bu tabii ki çözüm isteyenlerin alkışlayacağı bir sonuçtur. Sonuç. Ama Crans-Montana'da madem ki bu iş çöktü artık biz de suçlanmadan sıyırttık. Yeniden dar boğazlara girmeye gerek yoktur düşüncesini taşıyanların hoşnut olmayacakları bir sonuçtur. Nitekim benim Berlin'de hem Berlin'e gidişim hem de bu sonucu yaratmam memnuniyetle karşılanmadı Türkiye'deki iktidar tarafından. Bizdeki şu an görevde olanlar, göreve getirilenler ise zaten benim Berlin'e gitmeme bile karşı çıktılar. Ne yapmaya gidiyor Berlin'e diye epey yaygara kopardılar o dönemde. Bundan dolayı Berlin görmezden geliniyor. Ama çözüm isteyen taraflar olsa Berlin gerçekten bizi ileri taşıyacak bir sonuçtur. O nedenle ben hep dedim Crans-Montana'da kalınan yerden değil, Berlin'de kalınan yerden devam edilmeli diye. Evet. Dolayısıyla Berlin'de kalınan yerden de devam edilmeyince görüşmeler başarısızlıkla sonuçlandı. Şimdi 2-3 ay sonra bir görüşme yapılacağı söylendi ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ona da dedi ki bundan da bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Şimdiden hüküm verildi gibi görünüyor. KKTC 4. Maalesef. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum tekrar ilginiz için ve sizlere iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Kıbrıs konferansını, oradaki görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenlerini ve bu nedenlerin sonuçlarını KKTC 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı değerlendirdi. İyi akşamlar.